Bir dakika ben... ben doğru mu anladım? Kayra'nın annesi olur musun dediniz değil mi? Yanlış duymadın. Senden bugünlük Kayra'nın annesi olmanı istiyorum. Şaka yapıyorsunuz. Sonra ben Kayra ile konuşacağım. Ona baştan sona her şeyi anlatacağım. Ama en azından bugünlük... Doğum gününün iyi geçmesini istiyorum. Yani eğer bu konuda yardımcı olursan. Yok ben yapamam böyle bir şey. Mümkün değil. Hatta şöyle yapalım. Siz bana bunu hiç söylememiş olun. Ben de bunu hiç duymamış olayım. Dün gece yaşananları hatırlatmama gerek var mı? Sen dün hiç gelmeseydin. Ya da geldiğinde normal bir şekilde dönebilseydin bütün bunlar yaşanmayacaktı. Ben de şu an Kayra'yla başka bir konuşma yapıyor olacaktım. Nasıl yaptım bilmiyorum ama kendini bir şekilde bu işe bulaştırdın. Tamam. Evet ben kendimi bu işe bulaştırdım. Ama yani çözüm bu mu? Kızınıza yalan söylemek. Zaten yeteri kadar söylemişsiniz Necat Bey. Bence siz şu an sağlıklı düşünemiyorsunuz. Yani bir baba kızına bunu yapmaz. Yapamaz. Ya benim babam bana böyle bir şey yapmış olsa onu asla affetmezdim. Şimdi her şeyi bıraktın benim babalığımı mı sorguluyorsun? Estağfurullah ben öyle bir şey demek istemedim. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Hatanız büyük. Gitmek mi istiyorsun? Git o zaman. Başımın çaresine bakarım ben. Çıkarken Kayra'ya gözükme sakın. Ya Necat Bey kusura bakmayın. İsterseniz ben de özür dileyip doğrusunu anlatabilirim. Gerek yok. Ben konuşacağım Kayra'yla. Hayır, olmadı mı kahve hala? Kız sen ananın karnında 9 ay nasıl durdun? Bilmem ki. Sorarız şimdi. Vay, bak bu hazır cevabını ne anandan ne babandan aldım. Benden aldım biliyor musun? Hayır. Annemin yeni fincanı içerideydi. Gidip alır mısın? Gidip alırım. İyi dur. Bir dakika, bir dakika. Sen makinenin başına geç bakayım. Sen kimsin? Şey... O benim annem. Afrika'dan benim için geldi. Öyle mi? Öyle. 6. yaş doğum günümde geleceğim dedi geldi. Afrika çok uzak ama yine de benim için geldi. Ya. Anne sana kahve hazırladım. Çok güzel oldu. Aa. Birlikte hazırlamadık mı kız? Fındık kurdu. Harika yardım etti. Siz kapıda kaldınız buyurun. Buyuralım bakalım. Necat nerede? Yukarıda. Siz salona geçin ben çağırayım. Kahveni çok seveceksin. Çok güzel oldu. Bana da kahve yok mu Kayracığım? Ben de isterim ama. Sen her yapsın. Çok güzel yapıyor. Ben yaparım kahve. Kahvemi içtim sağ ol. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır Necan? Anlatırım. Gelsene. Olmuş. Çok çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Demek Afrika'dayım. Evet. Ne zaman geldi? Gece. Sabah. Ha karşı geldi. Yorgun biraz da. Şey soracağım anne bu pasta meselesini ne yaptın halledebildin mi? Hallettim hallettim. Çok güzel bir pasta oldu. Fıstıksız tabii. Sağ ol. Fıstıkım seninle biraz konuşabilir miyiz? Ay
benim kahvesi bitirsin, ondan sonra konuşuruz. Belki bir tane daha ister, değil mi? İster mi? Yok, yok, yok. Bu bana yeter. Çok teşekkür ederim, sağ olun. O zaman kahvesini bitirince haber versin. Biz sonra konuşmaya gidelim, olur mu? Ah, bitti. Hadi bakalım, gel biz odaya çıkalım. Annem de gelsin bizimle. Olmaz hayatım, bizim özel konuşmamız lazım. Annemle de beraber olabilir. Olmaz, ikimizin arasında. Hadi, hadi git sen. Hediyeler! Kay, Kaya. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler. Süslemeye başlayabiliriz hemen. Başlayın, her yer renk renk olsun. Anne, biz de süsleyebilir miyiz? Baban seninle bir şey konuşacaktı. Sonra konuşuruz, önce süsleyelim, ne olur. Öyle mi yapalım o zaman? Yaşasın. Hediyeleri ne yapalım? Siz onları bize verin, biz annemle onları içeri götürürüz, değil mi anne? Tabii. Evet, evet, aynen. Hadi gel. Ben burayı hallederim. Senin ilgilenmen gereken başka mevzular var, anladın mı? Sen git. Masanın üzerine koyalım. Hadi anne gel, süslemelere gidelim. Hayda, bunların burada ne işi var ya? Hey Allah'ım ya Rabbim. Bak ortalığı dağıtmış hep. Bunları da. Ah Kayra. Ay. Kerem'can sizden çok bahsetmişti. Necat Bey, çok iyi gidiyor organizasyonmuş. Ben sana demiştim. Annem gelecek demiştim. Ama sen bana inanmadın. Gerçekten Afrika'da senin film mi var? Evet, hem de çok komik bir adı var. Anne, adını söylesene. Söyleyeyim, adı neydi? Sen söylesene, sen bilmiyor musun adını? Adı Dodo. Yavrusu da var. Yavrusunun adı da Dudu. Artık kavga etmek yok. Güzel güzel oynayın, anlaştık mı? Kavga mı ediyordunuz siz? Senin geleceğine inanmadılar. Benimle dalga geçtiler. Ben sadece gittim. Kavga etmedim. Ya. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Necat Bey, her şey harika gözüküyor. Ya değil mi? Teşekkürler. Bir saniye bakar mısın? Siz keyfini çıkarın. Teşekkürler. Hadi gelin size hediyelerin yerini göstereyim. Hadi Aylin Hanım da gerçekmiş. Sonra daha fazla tuhaflaşmadan git istersen. Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Pot falan kırmadın. Senlik bir durum yok. Ben onlara izah ederim bir ara. Anne! Palyaçoyu gördün mü? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Palyaçodan önce biz ne yapacaktık? Bir konuşacaktık değil mi? Söz verdin ya bana. Ya babam! Ben konuşmak istemem. Bırak! Hayda. Anne! Gel. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Fırsat bulduk, bir türlü sizinle konuşamadık. Kayra sizin yanınızda ne kadar mutlu görünüyor. Öyle mi? Dün tabii tatsız bir olay yaşadık. Kayra'nın hırçın bir tarafı var ama aslında çok zeki bir çocuk.
Müsait bir zamanınızda sizinle uzun uzun konuşmak isterim. İyi ki geldiniz. Gelmeseydiniz Kayra için çok büyük bir yıkım olurdu. Öğretmenim, öğretmenim. Neyse ben sizi daha fazla tutmayayım. Tekrar hoş geldiniz. Fıstıkım. Ben sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ben annemin yanında olmak istiyorum ama sen beni buraya zorla getirdin. Biliyorum bir tanem, biliyorum, biliyorum. Ama aslında senin annen. Anne! Ay. Hadi arkadaşlarım bekliyor seni. Koş aşağı, ben geleceğim hemen. Tamam. Ama çabuk gel. Tamam. Niye böyle bir şey yaptın? Tam anlatıyordum her şeyi. Teklifini kabul ediyorum. Bugün istediğin gibi davranacağım. Ya, yanlış bir şey olduğunu çok farkındayım ama bugün doğum günü. Bari bugün mutlu olsun Kayra. Annesi yanında olmalı. Emin misin, halledebilecek misin? Evet. Evet, hazırım. Başlayalım. Anne bak, burada ne var? Neredesin kızım sen ya? Allah'ım yarabbim. Aç şu telefonu hadi. Kesin başına bir şey geldi. Allah kahretsin, ben ne diyeceğim babama? Hadi kızım, hadi ya. Kimle konuşuyorsun kızım sen? Kafayı mı yedin? Suna nerede? Gece de gelmemiş eve, ne oluyor? Burcu'da kaldı. Bir şey mi var? Yok, bir şey yok da. Ya bir şey olmadıysa darlama beni Rafet abi, üf. Saniye, ne diyeceğim bak. Uf abi ya. Kızım kalk. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Suna nerede? Suna? Suna şeyde kaldı ya, sizde. Ha, Suna iyi. Bana bak saniye. Zaten başımızda bir sürü dert var. Eğer bir işler çeviriyorsanız bu sefer sıkıntı çıkarırım ona göre. Saniyeciğim, ne kadar şanslısınız be. Vallahi helal olsun ha. Gerçekten keşke benim de senin gibi böyle beni koruyan, kollayan, merak eden bir abim olsaydı. Yani Burcucuğum sağ ol da illa abin olmasına gerek yok. Yani bakarsın karşına biri çıkar, seni sarıp sarmalar, böyle üzerine titrer, belli mi olur? Da işte Ozan öyle bir çocuk değil. Yani keşke ileride öyle olsa. Ozan öyle bir çocuk değil mi? Hani Suna işten kovulmuştu? Kovulmuştu. Kovuldu. Nereye gitti? Derya Hanım tabii ki pişman oldu işten kovduğuna. İşte gel bir konuşalım demiş. O da gitti. Yani zaten olacağı buydu. Yani bu devirde Suna gibi elemanı nereden bulacaksın değil mi? Yani hiç bu devirde çok zor. Öyle olsun bakalım. Ben çıkacağım birazdan. İşler biraz yoğun da. Maşallah. 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 Haber var mı? Burcu yok, Burcu. Dünden beri arıyorum kızım, telefonu kapalı ya. Gebereceğim artık meraktan ya. Ne yaptılar kim bilir bütün gece. Saçmalama. Saçmalama. Olmamıştır değil mi öyle bir şey? Kızım ben vicdan azabından var ya, kafayı yerim ben ya. Ben kendi ellerimle gönderdim kardeşimi. Saniye, şu an abartıyorsun, dur. Abartıyorum değil mi? Abartıyorum ben, abartmıyorum. Tamam, tamam. Sen de bu adamın adresi madresi bir şey yok mu? Tamam, sen dur. Ben gideceğim. Zaten parti için davetliyim ya. Gideyim bakayım orada mı değil mi diye. Ama ortalığı galeyana getirmeyelim hemen. Getirmeyelim. Birbirimizi gaza getiriyoruz. Yapmayalım, hadi. Haber alın arasın. Tamam. Tatlı yalanlarla başlar bütün bu hikaye. Küçük bir melek çağrısı. Beyazlar içinde kimler kimlerle rastlaşır. Oyunlar içinde sonlar hiç bilinmez ki ne ona. Bilmem
kimleyim? Çünkü zor bir haldeyim. Bakma bana böyleyim. Belki de sen özledim dün. Bugün ne kadar bekledim dün. Sevdiğim sen karşıma çıktın. Kalbimi açtın. Bilmem sonu ne. Yalanlarla başlar bütün bu hikaye. Küçük bir melek çağrısı beyazlar içinde. Kimler kimlerle rastlaşır oyunlar içinde. Sonlar hiç bilinmez ki ne ola. Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim. Bakma bana böyle. Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim. Bakma bana böyleyim. Baba bak biz kazandık. Gördüm gördüm, aferin sana. Hop. Bana aferin yok mu? Var tabii, sana da aferin. Fıstıkım şuradan birkaç tane de bana ver bakalım, ben de payımı alayım ya. Bundan. Bir de bundan ver. Bundan. Bundan. Tamam. Kaç tane kazandın bir sayar mısın? Bana sonra söylüyorsun, tamam mı? Bir bakar mısın? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Biraz normal davranmaya çalışıyorum. Nasıl yani? Normalim zaten. Anne gibi davranmaya çalış. Tamam, ben de onu yapıyorum. Biraz daha ağırbaşlı olabilirsin, değil mi? Ha, sen eğlenmeyeyim diyorsun. Vallahi kusura bakma, ben bu kadar ağırbaşlı olabiliyorum. Öbür doğum gününde başka birini bulursun. Bir de olabildiğince az insanla konuş. Ne olur ne olmaz. Aman iyi. Anne gibi olacağım. Kimseyle konuşmayacağım. Ağırbaşlı olacağım. Tamam, anlaşıldı. Anladığına sevindim. Uyuz ya. Kayra çok mutlu görünüyor. Hemen alışmış bu yeni duruma. Evet, ben de şaşırdım bu kadar çabuk alışmasına. Senin için çok zordur tabii. Sonuçta Afrika'dayken bunca çocuğun hayatına dokunuyorsun ama karşılığında kendi çocuğun anne sevgisinden mahrum büyüyor. Çok zor bir seçim. Dışarıdan seni tanımayan biri için yaptığın şey çok acımasız görünebilir. Evet, öyle maalesef. Nasıl oluyor peki? Sonuçta bu kadar zaman Nejat için de çok zor oldu. Hem annelik hem babalık yaptı Kayra'ya yıllarca. Yani ne desem boş, biliyor musun? Yok, gerçekten merak ediyorum. Nasıl olabiliyor? Yani yıllarca kendi çocuğunu görmeden, hiç sesini duymadan yaşayabilmek akıl alır gibi değil. Ben yapamazdım. Es doğrusu. Hı-hı. Büyük fedakarlık. Evet, tam olarak neyi sordun, ben bir tık başını kaçırdım gibi oldu sanki. Bir konu şey oldu. Anne! Selfie çekeceğiz, aile fotosu. Aa, çok iyi fikir. Hatta ne çok iyi fikir biliyor musun? Selfie çekmeyelim, bize Hande teyzen çeksin ha? İster misin Hande teyzesi? Ha? İyi fikir, tabii ki çekerim. Ama bir dakika, ben onları getireyim o zaman. Hadi getir. Hayatım, gel fotoğraf çekileceğiz. Öyle hayatım gibi şeyler söyleme. Hiç, ben de meraklısı değilim zaten canım. Hadi gel kızım. Ne oldu? Fotoğraf çekileceğiz. Ha. Yaklaşın. Şimdi ikiniz beni yanımdan öpün. Tamam, tabii ki. Çektim, bitti. Şimdi de ben bir tane çekeceğim. Selfie yapacağız. Yaklaşın. Birazcık daha. Çektim. Şimdi de babam ortada olsun. Anne, babamı öp. Ama öyle insan içinde olmaz mı? Çok ayıp olur. Beni öptüğün gibi öp, ayıp olmaz. Sen buradan, ben buradan. Çektim. Çok güzel oldu. Tamam, ben gittim şey, gidiyordum ben zaten. Annem utandı. Hanımlar. Merhaba. Meltem, ne haber? İyiyim, sen? İyidir, sağ ol.
Neredesin sen? Beni burada yalnız başıma bırakıyorsun. Niye ya? Necat yok mu? Necat Bey meşgul. 1,5 saat İtalyanlarla konuştum. Hı. 2 gün sonra imzaya geliyorlar. Süper. Doğru söyle bana. Senin haberin var mıydı? Neyden haberim var mıydı? Serkan amca, Serkan amca. Annem geldi. Aylin mi geldi? E anlat bakalım Kayra böceği. Dinliyorum. Neyi anlatayım? Bu böceğin annesi gelmiş, doğru mu? Hı hı, doğru. Al bakalım. Diğerlerinin yanına götür. Ne olur çalış. Lütfen çalış, lütfen çalış, lütfen çalış. Ha, oley. Kurtardım seni. Ay çok merak etmişler. Hayatım neredesin? Merak ettik seni. Telefonunu açar açmaz beni ara. Alo Burcu. E neredesin Suna? Öldük meraktan. İyiyim iyiyim ya, merak etme. Telefonu bozulmuş da. İyi tamam, Saniş'i ara. Kız sana ulaşamayınca delirdi. Aha, yo arayamam onu şimdi. Benim çok işim var. Sen ona söyle, merak etmesin. Ben çok iyiyim. Ne işin var senin be? Neredesin sen? Ya ben işte sana ulaşamayınca Necat Bey'in evine geldim. Ne yaptın? Gelme. Gelme, gelme sen. Nasıl geldin? Sen burada mısın ki hala? Yok canım, ne işim var benim evde? Ben kalabalıktır diye dedim. Ha. Aynen. İyi tamam o zaman. Ben kimseye görünmeden döneyim. Dön dön aynen. Dön sen. Ya da kızım bir şey söyleyeceğim ya. Bari buraya kadar geldim. En azından bir Serkan Bey'e göstereyim kendime. Tamam mı? Ben ararım sonra seni. Hadi bay bay. Ay şansıma ya. Ha burada. Ne yapacağım? Bitti. Merhaba. Ben nereden tanıyorum seni? Ben çıkartamadım. Sizi tanışmıyoruz. Yok yok, tanışıyoruz. Ya hatta eminim tanıştığımız. Ha, yok, tanışmış olsak ben sizi çıkartırdım. Ama hep duyuyorum bunu. Hep 101'lerine benzetiyorlar. İsminiz? Anne. Aylin mi? Hı-hı. Serkan amca, annem oyalı mı? Pasta müşleyeceğiz. Dur yavaş, geldim. Abba, ablacık. Pasta müşleyeceğiz. Ama olmaz, bu senin pastan. Tek başına üflemen lazım. Benim dileğim gerçekleşti. Sen geldin ya. Üç zincir üflüyoruz. 1, 2, 3. Bugün benim en mutlu günüm. Çünkü annem Afrika'dan geldi. Onu çok seviyorum. Sen de bana bir şey desene anne. Diyeyim tabii ama ne diyeyim acaba? Yani söyleyecek çok şey var ama akla tabii böyle bir anda gelmiyor. Yani. Senin zaten bir şey söylemene gerek yok. Biz her şeyi görüyoruz. Kayracığım artık pastayı göndersek mi acaba? Çünkü bak herkes sabırsızlanıyor burada. Hoş geldiniz Aylin Hanım. E gelmeyecektin. Ha ben şey yapayım dedim, öyle bir ekibe ihtiyacınız olur diye geleyim dedim. İyi yapmışsın. Üstündeki de çok yakışmış. siz lavaboyu sormuştunuz. Lavaboyu sormuştuk biz. Ben size eşlik edeyim, buyurun. Kayra hadi hediyeleri bakalım mı? Evet. Çocuklar hediyeleri merak ediyor musunuz? Bak ne olur ablama falan kimseye sakın hiçbir şey söyleme, olur mu?
delirmişsin ha. Ama bir anlatmana izin ver. Anlat Suna, ne anlatacaksın şu an? Çok mantıklı bir açıklaması var. Kızın anası olmuşsun, gerçekten çok mantıklı. Anne hanım. Gel, 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 gel. Efendim Ayrı. Hediyeleri açmayı başarırsın ki hangisi? Söyledim ya, en büyük olan zaten. Hangi en büyük ya? Neyse, ben hallederim, tamam. Ay, inşallah Hande bizi görmemiştir ya. Of, of. Şu gün bitse de kurtulsam. Anne? Oğlum niye yabancı gibi duruyorsun? Yani keyfim yerinde, bir sorun yok da sen hani ailene ulaşamamıştın? Anlatacağım ben sana. Sen bana yalan söyledin. Niye böyle bir şey söyledin şimdi? Hani annemin hiç fotoğrafı yoktu? Bu ne o zaman? Annen getirdi bunu. Hani biz istemiştik. Hatırlıyor musun? Yazmıştık mektupta. Unuttun mu yoksa? Gerçekten mi? Gerçekten. Hani mektubun sonunda son bir cümle istemiştin. Fotoğrafı getirirse mutlu olurum ama getirmezse üzülmesin demiştin. Hatırladım. Mektupta yazmıştım. Hı hı. O zaman o bende kalsın. Yok, ben saklarım senin için. Olmaz. Ben saklarım. O benim. O zaman odanda kimsenin bulamayacağı bir yere sakla. Anlaştık mı? Hamada dağılmış ev. Ver. Ayrı, bıraksan ben hallederim. Niye canım? İkimiz daha çabuk hallederiz. Ver. Yok ya, gerek yok. Ben hallederim. İyi, tamam. Ben numaramı yazdım. Ne olur ne olmaz bir şey olursa beni ararsın, olur mu? Hmm. Hadi. Güle güle. Ha bu arada. Heh. Aferin. Çok güzel rol yaptın. Rol mü yok artık, merak etme. Gidiyorum. Ben asıl yarın o küçük masum ne olacak diye düşünüyorum. Sen de yolda giderken biraz düşünürsün belki bunu. Çok mutlu oldu. Yarın uyanınca ne olacak? Bilmiyorum. Bir yolunu bulacağım. Tamam. Bu arada reklam filmi için olan ödemeyi en kısa zamanda çıkaracağım. Sağ olun, teşekkürler. Ayrıca sana aslında bugün yaptıkların için de bir ödeme yapmayı düşünüyorum. Her şeyin bir fiyatı olmasına gerek yok. Senden para istemiyorum. Peki, teşekkür ederim. O zaman reklam için haberleşiriz. Tam olarak ne diyorsun anlamadım. Git mi diyorsun bana? Yani gitsen iyi olacak. Nasıl yani? Kayra ile vedalaşmayacak mıyım? Ya böylesi daha iyi. Senin için mi daha iyi yoksa Kayra için mi? Suna, seni görürse vedalaşmanız çok zor olacak. Acil çağırdılar, gitmesi gerekti falan diyeceğim ben. Ama bu nasıl bir acımasızlık? Çok üzülecek. Şşş, uyanacak. Bütün bu olanların üzerine senden ebeveynlik dersi almaya ihtiyacım yok. Ama niye? Benim de vermeye niyetim yok zaten. Ne yapıyorsan yap. Kayra, uyanmadan gitsen iyi olacak. Bir daha da istersen. Anladık. Allah'ım yarabbim ya. Buyurun.
aklını mı alacaksın ya dünden beri? Çıldırdım meraktan ya. Bir de kendini de aramıyorsun. Burcu'yu arattırıyorsun. Tamam, sakin ol. Ayaküstü bin tane yalan söyledim babamlara. Tamam sakin ol. Telefonun bozulmuştu. Gel buraya. Gel buraya. Aa. Suna, bana doğruyu söyleyeceksin. Ne? Ya bak kafamda kurdukça içim hopluyor ya. Suna. O adamla aranda bir şey geçti mi? Ne? Saçmalama, kimle neyin arası? Ne alakası var? Ne saçma sapan konuşuyorsun ya? Sen dün gece nerede kaldın? Onda kalmadın mı? Ya saat kaç oldu? Ne yaptınız acaba bu saate kadar? Bana her şeyi anlatacaksın Suna. Detaylara boğ beni. Ya abla ne biçim konuş... Anlatmıyorum. Ne yapacaksın? Babama mı söyleyeceksin? Karıştırma babamı. Perişan halde zaten adam. Niye? Ne oldu? Sorma ya. İsmail abiye gidecekti ya borç almaya. Hı hı. Adam vermemiş. Toplayamıyoruz yani o 200 bin lirayı. Baba. Güzel kızım benim. Baba üzülme, ne olur başka bir yol buluruz. Vallahi başka bir yol falan yok kızım. Yani elimizden geleni yaptık. Buraya kadarmış. Nasıl yani? Satacak mıyız şimdi kahveyi? Yarın sabah toplanmaya başlıyoruz. Anneni çok acil çağırdılar, gitmesi gerekti fıstıkım. Seni gitmeden öptü, kokladı ama o kadar yorulmuştun ki fark edemedin. Bunu sana yazdı. Okumamı ister misin? İsterim. Gel. Canım kızım. Acilen gitmem gerektiği için çok üzgünüm. Sayende harika bir gün geçirdim. Gider gitmez sana mektup yazacağım. Eğer beni seviyorsan lütfen hiç üzülme. Çünkü ben seni çok seviyorum. Her zaman da çok seveceğim. Anne. Bak yine çıplak ayaklarla mı çıktın sen? Bu ne demek oluyor? Kayra canavarı oluyoruz. Kayra canavarı oluyoruz. Hazır. Bir, iki, üç. Hoppa! Biz Kayra canavarıyız. Herkes bizden korksun. Herkes korksun bizden, değil mi Kayra? Hayri, kork bizden. Rom, Rom, Rom. Baba indir. Rom. Bir tanem. Baba. Tamam dur, düşeceksin. Değil ama yani sonuçta anlaşamıyoruz ki. Sen çıplak ayak çıkıyorsun. Dur yavaş Kayra. Okul için birlikte hazırlanalım mı, ne dersin? Ben kendim hazırlanabilirim. Ben bağırır çağırır ortalığı birbirine yıkar diyordum. Ne yalan söyleyeyim ben de. Akşam basketbol oynayalım mı? Tamam. Çok güzel bir film aldım biliyor musun? Sonrasında da belki film izleriz. Olur. Anlaştık. Anlaştık. Bir saniye küçük hanım. Bir şey unutmadık mı? Thank you.
arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün birazcık buruz, neden diye soracaksınız. Bizim baba yadigarı bir tanecik kahvemizi bugün itibariyle terk etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu zorunda bırakıldık. Size bir tavsiyem olacak sevgili takipçilerim. Lütfen bir şeye imza atmadan önce en az iki kez düşünün diyoruz. Tabii eğer düşünme kabiliyetiniz varsa. Diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı zamanda çok da gerginiz. Çünkü neden gergin olmayalım? Yani madem öyle bir hata yaptık, tabii ki de hatalarımızın üstüne gidip de özür dileyip mahcup olmak niye yani diyoruz. O yüzden kızım, zeytinyağı gibi üstte ya. Sen niye bana canlı video çektirtmiyorsun ya? Niye sabot ediyorsun sen beni? Git dışarıda çek videonu. Beni niye çekiyorsun? Niye çekmeyeyim ben seni? Sen bu filmin tam da başrol oyuncususun yani. Niye çekmeyeyim? Kimi çekeceğim seni çekmeyi? Zevzek. Çocuklar! Birbirinizle düzgün konuşun. Zaten canım burnumda, bir de sizle uğraşmayayım ha. Günaydın. Günaydın. Uzun bir geceydi galiba. Çok uzun bir geceydi. Söyle bakalım. Bu ailen hakkında ne düşünüyorsun? Yani işte. Ne diyeyim Hande, çok şaşırdım. Hiç tahmin ettiğim gibi biri değil. Nejat ne bulmuş olabilir ki onda? Yani benim kafamdaki ailenin imajı bayağı farklıydı. Tatlı, sempatik bir kız aslında da benim de kafamda canlandırdığım ailen böyle biri değildi. Değil mi ya? Ayrıca hiç gözüm de tutmadı. Yani ben sana söyleyeyim, fena bir şey bu. Ben onu bir yerden tanıyorum da çıkaramadım. Bana sürekli böyle numara yapıyormuş gibi geldi, ne bileyim. Yoksa seni de mi kafaladı? Sözleşmelerini benim sahasını yolladım. Diğerleri de burada. Çok sağ olun. Evinizdeki tadilatla ilgili ustalarla konuştum. Her şey yolunda. İşleri biter bitmez anahtarı apartman görevlisine teslim edecekler. Sağ olun. Ha bu arada bir özür çiçeği vardı ya. Çok önemliydi o. Ben nasıl unuttum onu ya? Sabah gelir gelmez onu hallettim. Dediğiniz notu da ekledim. Teslim edilir edilmez sizi bilgilendireceğim. Hayatımı kurtardın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Dün Aylin Hanım'la konuşurken gördüm seni. Bayağı samimiydiniz. Ne konuşuyordunuz? Ben mi? Aylin Hanım'la. Samimi değildik yani hiç. Ben tuvaleti sordum lavaboyu. O da bana yolu gösterdi. O sırada böyle nasılsın, iyi misin falan yüzeysel. Ya tamam gelmesene kızı ya. 40 yılın başında güzel, süper, harika bir asistan bulmuşum. Korkutup kaçıracaksın. Tamam Burcucuğum, teşekkür ederim. Sen gidebilirsin. Ben teşekkür ederim. Günaydın. Ne haber Ayşe? Günaydın. Ne yaptınız? Konuştunuz mu İtalyanlarla? Evet. Sabah akşam iki kere konuşuyorum. Arkadaş oldum. Yarın imzaya geliyorlar. Ben de tekniği hallettim. Her şey hazır. Oh, çok güzel. Hande, sana dün için teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Ne demek hayat? Her zaman. Hop, nereye gidiyorsun ya? Ne oldu? Oğlum konuşacaktık, söz verdin. Ne konuşacaktık ya? Ailenin geleceğini söylemedin bize. Ha, o bana da sürpriz oldu ya. Gelişi de gidişi de. Nasıl yani? Bayağı, bu sabah yola çıktı. Dün geldi, bugün gitti. Ya abicim Kayra'yı görseydi biraz. Ne bileyim ben oğlum, gitti işte. O mu seni buldu, sen mi davet ettin anlamadık. Ben davet ettim, Kayra'nın doğum günü için. O da geldi gitti. Bu kadar? Evet. Başka anlatacak bir şeyin yok? Hayır. Nejat tuhaf biraz, böyle sanki bizden bir şey saklıyor gibisin. Hayda. Oğlum ben sizden ne saklayayım ya, hasta mısın sen? Abiciğim tamam, kadının gelişini anladım da niye gitti? Boş ver Serkan, niye gitmişse gitmiş. Çocuk alışacaktı. Sonra Kayra'nın yaşayacağı hayal kırıklığını düşünsene. Böylesi daha iyi. Bir daha yaklaştırmazsın, olur biter.
Tamam, konuşacağız bunu. Bu arada birazdan ajanstakilerle şu senin mekana bakmaya gideceğiz, kahveye. Sen kahveye mi gideceksin? Evet. Gerek yok, ben giderim. Emin misin? Tabii tabii. Biraz hava alayım ya, iyi gelir. Hadi görüşürüz. Tamam. Tamam, görüşürüz. Bak, alıcılar geldi herhalde. Bak bu sürüsü pislikler. Önce bir çıkaydık da sonra gireydiniz bari. Aa, yok canım, olmaz. Aceleleri var. Kız gel, sinirimizi şunlardan çıkaralım ha. Hadi kız. Aa, dur. Yanlış alan. Ne? Aa, o adam değil mi bu? Hı-hı. Ne işi var şimdi burada? Buyurun. Birine mi bakmışsınız? Kolay gelsin. Biz Sunu Hanım'la çekimde sizin mekanınızı kiralamak için konuşmuştuk. Tabii biz konuştuk ama son kararı babam verir. Sen istersen konuştur onları. Tabii. İçeri geçelim, babam içeride. Hah, babacığım. Arkadaşlar kahveyle ilgili konuşacaklarmış da. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Beyefendi, ben birkaç gün önce mekanınızı tesadüfen gördüm. Çok sıcak, samimi bir yer. Daha önce Sunu Hanım'la da konuştuk. Ben bir reklam filmi çekeceğim. Eğer siz de uygunsanız mekanı çekim için kiralamak istiyorum. Ha, reklam filmi çekmek için istiyorsunuz kahveye. Hı hı. Vallahi aslında çok iyi olurmuş ama yani biz maalesef bugün kahveyi kapatıyoruz. Kapatıyor musunuz? Evet, maalesef. Yani siz bugün çekim yapabilirseniz ama gelin buyurun, kahve sizin. Mümkün değil. Bizim işler biraz hazırlık gerektiren işler. Anladım. Maalesef. O zaman rahatsız ettik sizi, kusura bakmayın. Yok estağfurullah, ne rahatsızlığı. Biz size yardımcı olamadık, siz kusura bakmayın. Estağfurullah. Efendim merhabalar, ben Deniz. Emlak danışmanıyım. Buyurun, bu da kartım. Buyurun. Buyurun. Eğer mekan arıyorsanız buraları avucumun içi gibi bilirim. Her türlü yardımcı oluruz. Komisyonu falan sakın dert etmeyin ha. Bir şekilde ayarlarız beraber. Rafet. Baba. İyi günler. İyi günler. Tenezzül edip de iki kelime konuşmadı artist. Of Rafet. Hadi oğlum işine. Hadi, hadi. Yani istediğimiz gibi olmadı ama en azından mekanı canlı görmüş oldunuz. Bu minvalde bir şeyler istiyoruz. Aynen. Yine araştırma yapalım. Tamam. Görüşürüz. Efendim Zeynep Hanım. Nejat Bey, merhaba. Kayra ile ilgili bir sorun mu var? Ben de size onu soracaktım. Kayra bugün okula gelmedi. Bir sorun mu var? Ne diyorsunuz siz Zeynep Hanım? Kayra'yı okula ben bıraktım. Nasıl olur? Biz hiç görmedik bugün okulda. Siz hemen polisi arayın, ben geliyorum okula. Ne olmuş? Kayra okulda değilmiş. Ben de geliyorum. Saniye. Saniye. Ne var be? Bizim Sunan'ın ne işi var bu artiste? Ne artisti ya, ne diyorsun? Ya şu bizim dükkanı kiralamaya çalışan lavuktan bahsediyorum. Ha, ne olmuş ona? Ya onun arabasına bindi gitti. Aradım, şimdi beni meşgule aldı. Ya ben meşgule alınacak adam mıyım? Değilsin abiciğim, değilsin. Ne işler çeviriyor bu kız? Ay ne bileyim ben Rafet abi ya. Öf, deli deli sorular soruyorsun. Deli ettin beni de. Büyük boy çöp poşeti bitmiş. Onu istedim. Herhalde adamcağız çarşıya falan bırakacak kızı yani. Bana bak, bunlar sevgili falan olmasın. Ay saçmalıyorsun artık iyice Rafet abi ya.
Hayri. Buyurun diyeceğim. Kayra'dan haberin var mı? Yok. Nasıl ya? Ne oldu, bir sorun mu var? Öğretmeni aradı, bugün okulda hiç görmedik dedi. Ben hemen okula gidiyorum. Yok yok, sen her ihtimale karşı evde kal, ben bir şey olursa arayacağım seni, sağ ol. Tamam, haber verin bana da. Suna sen ne olur ne olmaz arabadan hiç çıkma. Çünkü en son yine böyle bir şey oldu. Okulda bir yere saklanmış. Eğer okuldaysa seni görmesin, tamam mı? Gördüğünüz gibi Kayra okuldan kendisi kaçmış Nejat Bey. Bu kabul edilebilir bir şey yani, öyle mi? Nasıl kolay çıkıyor ağzınızdan ya? Bu ne rahatlık? Koskoca çocuğu güvenlik nasıl görmez? Haklısınız, lütfen sakin olun. Aylin Hanım, çok ama çok üzgünüm. Gerçekten ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Son günlerde çocuğu kötü etkileyebilecek bir olay yaşandı mı? Üzerinde ne var? Tamam, orada bekleyin, hemen geliyoruz. Bulmuşlar mı? Evet, bulmuşlar. Gidelim. Senin gelmene gerek yok. Kayra seni görmesin. Bana haber verirsin değil mi? Veririm. Ne yaptıysak araçtan çıkaramadık. Beni anneme gönderin diyor, başka da bir şey demiyor. Bir tanem, ne yapıyorsun burada? Ben seninle konuşmuyorum. Neden? Biz seninle anlaşmamış mıydık evde? Ha? Keşke biraz daha konuşsaydık seninle. Ben küstüm sana. Buraya kadar nasıl geldiğini bilmiyoruz. Elindeki kartı arkadaşlara göstermiş. Kartın geldiği yere gitmek istiyormuş. Suna Hanım. Hayırdır, nereden bu saatte? İşe gittim. İşe? Oteli mi gittin? Evet. Ve sen otelden ayrılmamış mıydın? Hani tazminatını vermişlerdi. Aradılar beni. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben de uzatmadım, kabul ettim. Harika, çok sevindim vallahi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın kızım. Kin tutmadığın iyi olmuş, çünkü kin tutana yüktür. Öyle, öyle. Kızlar. Yorulduk, hadi bir çay demleyin de içelim. Biz Sunay'la hallederiz babacığım, kalk. Ablam sen demlesen, vallahi ben çok yoruldum. Ha? Çok mu yoruldun? Hı? Kim yordu benim kardeşimi? Kim yordu benim kardeşimi? Kim yordu? Hay benim eşek kafam ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Üzülme oğlum, ne yapalım? Olmuşla ölmüşe çare yok, değil mi? Önemli olan biziz. Ailemiz. Biz nereye gidersek orası bizim. Öyle değil mi? O yüzden gün ola hayrola. Doğru diyorsun da baba. İnsan üzülüyor işte. Yani bizim çocukluğumuz bu kahvede geçti. Mesela şu ağacın dili olsa da konuşsa, değil mi? Konuşsa konuşsa. Kovboyculuk oynama niyetine beni ağaca bağlıyordun, sonra bırakıp gidiyordun. Ne yapayım kızım, sen daha saf değildin.
Saf değildim abicim. Çocuktum. Arada bir fark var. Duydun mu baba? Fark varmış. Saf değilmiş. Hiç hatırlamıyor. Hatırlıyorum. Hatta sen nedense sürekli kovboy oluyordun. Biz de Kızılderili oluyorduk. Şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Rafet'in işi bu çünkü. Rafet her zaman güçlünün yanındadır Sunacığım. Hiç alakası yok canım kardeşim. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Ay ben seni var ya doğduğum günden beri tanıyorum canım. Sen hiç merak etme. Allah! 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 Şaka mı şimdi ya? Komik mi bu? Saniye. Hiç güleceğim yoktu kızım ama ben de korktum ya. Baba sen bari yap. Topla şunları. Saniye bak benim canımı sıkma. Seni öyle bir çarparım. Saniye de 60 değil 160 kere gidersin. Rafet. Abicim canın çok yanıyor mu? Biz çünkü çok korktuk az önce. Devam et Saniyeciğim. Böyle üzerime oynamaya devam et kardeşim. Ben bunların hesabını sana sorarım. İyi sorarsın. Aa bana bak gramofonu getirmedin mi sen? Yok. Babam sen git ben getiririm dedi. Aşk olsun Rafet abi ya. O ağır şeyi taşıtacaksın adama. Sen ne bakıyorsun onun öyle dediğine ya? Ağır değil o kadar ya. Ağır mı? Aa ben Uğurlu Fincan'ımı unuttum. Babam dükkandan çıkmadan alayım. İyi tamam. Gramofonu rafın altına koydum ha. Plakları da al. Tamam tamam alırım. Tamam. Tamam hadi. Torbalarda da plaklar var. Onları da getir bari. Tamam. Bizi çok korkuttun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Annem senin yüzünden gitti. Yine kaçacağım. Kartları niye atıyorsun? Ben kart istemiyorum. Ben sadece annemi istiyorum. Senin istemin çık odadan da. Çok üzülürüz yapma böyle olur mu? Sen de git. Hayır. Çık. Çık. Fıstıkım. Sen de çık. Çık odandan. Çık. Necat Bey, izin vermedin ama kız haklı olabilir ya. Keşke anne kız gibi vedalaşsalardı, daha iyi olurdu belki. Bilmiyorum. Vallahi denize düştüysen mecburen yılana sarılacaksın. Bana telefon numarasını bırakmıştı. Babacığım, hoş geldin. Alayım ben. Sağ ol kızım, hoş bulduk. Hoş geldin babam. Hoş bulduk kızlar. Rafet yok mu? Yok, bir hava alacağım demişti. Ha, iyi. Ben de vallahi çok yorulmuşum kızlar. Erkenden yatacağım. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin babacığım. Alo? Alo Suna. Merhaba Necat ben. Ha. Kim? Bu Burcu ya şirket hattından aramış. Efendim canım iyi misin? Benimle mi konuşuyorsun? Evet. Ha evden dışarı çıkabilir misin? Şimdi mi? Evet evet şimdi. Ben sizin kahvenin önündeyim. Sizin eve yakın diye düşündüm yani gelebilir misin? Yok artık. Tamam canım ya öpüyorum. Öptüm seni ben geldim.
Nereye gidiyorsun kız bu saatte? Şey ya, Burcu'nun sesi böyle bir kötü geliyordu. Tabii ona bakayım 2 dakika. Allah, ne olmuş ki? Bilmem, söylemedi. Bir uğrayayım bakayım. İyi, tamam. Geç kalırsam vallahi gebertirim seni. Üf, tamam da yani bir abim vardı zaten, bir de sen çıktın şimdi başıma. Tamam, kısa kes. Aratma beni. Tamam. Kayra iyi mi? Mutsuz. Sana vedalaşmadan git dedim ama sen haklıydın galiba. Biz annemle çok mutluyduk. Sen bir şeyler söyledin ve o yüzden gitti diyor. Beni suçluyor. Başka kimi suçlayacaktı ki? Suna, benim sana bir teklifim var. Aslında kabul etmeyeceğini düşünüyorum ama başka çarem yok. Bir süreliğine Kayra'nın annesi olur musun? Mesela 3 aylık. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Maddi açıdan yani. Bunu bir iş gibi düşünebilir misin? Suna, kusura bakma. Bu teklifi yapmak zorundaydım Kayra için. Ne diyorsun? $200,000. Nasıl? Sabah bana $200,000 getirirsen teklifini kabul ederim. Tamam. Şartları konuşalım. Konuşalım. Benim kurallarım geçerli olacak. Kayra yatar yatmaz eve dönerim. Kendini Kayra'nın bakıcısı gibi düşüneceksin. Yakınlaşmak, yılışmak yok. Laballik istemem. Evden çıktığım anda işim biter. Gerisi beni hiç ilgilendirmez. Özel hayatım var. Kayra'yı üzecek, incitecek bir şey asla yapmayacaksın. Sen de. Tamam o zaman. Yarın Hayri ile buluşursunuz. Sana paranı teslim eder. Sonra birlikte bize geçersiniz. Parayı aldıktan sonra küçük bir işim var. Ondan sonra istediğin gibi yapabiliriz. Hayri seni bekler. İşini halledersin. Sonra bize birlikte geçersiniz. Kendi bilir. Ayaklarım var. Ben de gelebilirim. Anlaştık. Anlaştık. Burcu'yla. Sahilde ablam. Aa. Ne bu hal kız, ağzın kulaklarında? Ne dedi ki Burcu sana? Kahveyi kaybettik biliyorsun değil mi? Dur bakalım ya, bildi mi olur? Hem bence bizim umudumuzu kaybetmeyelim ha. Belki bir mucize olur. Belki kahveyi satın almazlar. Belki Tahsin Bey insafa gelir. Hı? Neden olmasın? Bence sen çok fazla polyanlacılık oynuyorsun. Cadı. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ay ya. En kötü ne olabilir ki? Kız da anasının gözü çıktı. Bravo yani. Benim zaten hiç onu gözüm tutmamıştı biliyor musun? Ben de çok şaşırdım vallahi Hayri. Kız benimle nasıl pazarlık yapıyor biliyor musun? Anlatamam sana ya. Madem kız bu kadar fırsatçı bir şey, biz nasıl güveneceğiz buna? Ne demişler? Güvenme dayına, ekmek al yanına. Bence biz gözümüzü bunun üstünden ayırmayalım. Aynen aynen. 3 ay dişimizi sıkacağız artık Hayri. Sen bir an olsun yanından ayrılma, gözünü seveyim. Yok ya, ayrılmam ayrılmam. Hatta uyurken bile bir gözü açık uyurum ben. Vallahi hiç içime sinmiyor ama ne bileyim ya. Ne yapacağız? Kayra'nın annesine ihtiyacı var. Mecbur. Ben Hayri. Çıktım, geçiyorum. Benim gitmem lazım. Çok geç kaldım. Gidiyorum. Hayırdır, nereye? İşe gidiyorum abi. Nereye gideceğim? Kızım, 2 lokma bir şey yeseydin. Otelde yerim babacığım. Afiyet olsun. Sen nereye kızım? Benim de işim var. Olamaz mı?
Olur kızım, olur. Hadi git işini hallet, hadi. Babacığım, hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Bakalım ne haltlar karıştırıyorsun Sunu abi. Ne haber Burcu, nereye böyle? İyi vallahi geç kaldım işte, böyle apar topar gidiyorum işte. Sunay'ı niye almadın? Niye alayım Sunay'ı? Siz aynı iş yerinde çalışmıyor musunuz? Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Hayır, ben bankaya gideceğim de bankadan geçeceğim işte. Yani ondan. Ayrıca çok mu önemli bizim Sunay'la birlikte gitmemiz, anlamadım. Yani aklımız kalmasın diye. İkiniz de kıymetlimişsiniz ya. O bakımdan söylüyorum Burcucuğum. Rafet abi. Senin yüzünden 40 yıllık kahve elden gitti. Farkındasın değil mi? Farkındayım Burcu. Hatta en çok ben farkındayım. Kaç gündür yemek yemiyorum ben, sen biliyor musun? Hayır, daha ne yapayım yani? Kendimi bir yerden aşağı mı atayım? Benzin döküp yakayım mı kendimi? Ay, hiç acındırma kendini bence. Ayrıca dediğin gibi böyle delikanlı bir adam olsaydın... ne yapar ne eder o kahveyi kaptırmazdın kimseye. Ya insanlar perişan oldu burada. Yine de kimse kalbin kırılacak, gururun incinecek diye bir şey demiyor sana. Ama ben kusura bakma deyiverdim işte. İki çift laf ettim. Kusura bakmıyorsun değil mi? Olur, bakmayız. Hadi bay bay. Getirdin mi parayı? Param burada. Dün seni gördüğümde zorda kalan bir insana yardım ettiğini sanmıştım. Ama şimdi görüyorum ki eline geçen fırsatı değerlendirmeye çalışan bir uyanıkmışsın. Bu seni hiç ilgilendirmez. Parayı ver. Kızım sen niye para alıyorsun elin adamından ya? Sen ne yaptın ki? Bak, kim olduğunu bilmiyorum ama bu parayı alırsan başka biri olursun, ona göre. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bırak kardeşimi, bırak. Abla, bu para ne Suna, ha? Boyun posun devrilsin be senin. Ulan ben seni sokakta görsem ya böyle adam zannederim ha ben seni. Sen hiç mi utanman yok senin ha? Hiç mi utanman, ağırlanman yok senin ahlaksız herif? Abla ne diyorsun, hadi gidelim ya. Ya sen sus. Bana bak, sen şimdi bu parayı alıyorsun, buradan defolup gidiyorsun, gözüm görmüyor benim seni. Ya abla rezil ediyorsun bizi. Sen olmuşsun zaten rezil olacağın kadar Suna ya. Abla. Ne yapacaktın sen bu parayla ha? Gidecektin bu haram parayla muhallebici mi açacaktın? Ya hayır, yanlış anlıyorsun. Necat Bey verdi bu parayı. Hangi Necat? O Necat. Ay bana yazıklar olsun, ben seni böyle kendim ellerimle böyle paketledim, adamın evine gönderdim ya. Bana yazıklar olsun. Sen ne oluyorsun peki bu durumda ha? Ahlaksız herif. Lütfen bayan. Ver şu parasını şu adama. Bana bak, bu paraya dokunursan ablalık hakkımı sana helal etmem Suna. Ya abla ben vallahi kötü bir şey yapmadım. Sen beni mi dinle, mi dinlemiyorsun ki beni? Nereden dinleyeceğim ya? Ben her şeyi gördüm zaten. Olanlar benim önümde oldu ya. Ben anlayacağımı anladım Suna. Yani anladın abla, alanı diye bir şey yok. Ben bu para karşılığında Necat'ın çocuğuna annelik yapacağım. Ne? Kahveyi kurtaracağımız için çok seviniyorum. Ama teklifi kabul etmemdeki tek sebep bu olmayabilir. Yani o küçücük çocuk hiç gelmeyecek annesini bekliyor. Ben de annesiz büyüdüm. Annem öldüğünde onun kadar bile değildim. Yani kendimi onun yerine koyduğum zaman belki o zaman benim de yalandan da bir annem olmuş olsa kim bilir ne kadar mutlu olurdum. Ya bir de abla görecektin doğum gününde, o kadar tatlı, o kadar neşeli bir kızdı ki. Ben anlıyorum seni ablam, anlamaz olur muyum?
Sırrını da demem kimseye. Merak etme. Ama işte çok tehlikeli bir oyun bu. Necat Bey aradı, eve gelsin diyor. Tamam, söz verdim zaten. Bir yere kaçmıyorum. Ama önce bir işim var, onu halledeceğim. O zaman işini hallet, eve gel. Bak, Necat Bey öyle istiyor, ona göre. Tamam, anladım. Okey, görüşürüz. Siz Rafet'in kız kardeşleri misiniz? Evet. Seni ikram edeyim. Çay, kahve ne alırsınız? İstemez bir şey, istemez. Borcun tamamı burada. 200 bin. İpoteği kaldıracaksın. Vay, 200 bin. 200 bin. Yani bilmiyorum ki. Bilmeyecek hiçbir şey yok. Borcumuz zaten 50 bindi. Sen onu 3 kağıtla 200 bin yaptın. Ama sen babama dua et. Yoksa ben çoktan polise gitmiştim. Bizde kanunsuz iş olmaz. İstediğin yere git. O kahveyi alsan da anca o kadar kazanacaksın zaten. Uzatma da al parayı. Tamam, öyle olsun. Buyurun, senetleriniz. Bir de abimle babama asla söylemeyeceksin. Onlar sen insanlık yaptığını zannedecekler. Ya çok ayıp oluyor. İnsanlık yapmıyor muyuz zaten? Evet, tabii tabii. Hep yaptığınız şey. Kolay gelsin beyefendi. Sağ olun. Kızım kurtardık. Kaldı. Sus. Sus, babam ölecek sevinçinden. Evet. Bana bak, kimseye söylemek yok. Babamla Rafet'e sakın. Tabii canım, sakın sakın saçmalama, olur mu öyle şey? Ben düşündüm de delikanlı adam pes etmemeli. Evet oğlum, doğru, pes etmez. Mağdur olmak kader değil. Mühim olan kaderi elimize alıp mücadele etmek. Yani? Yanisi şu baba. Ben gerektiğinde yumruğumu masaya vururum ama yine de bu ailenin hakkını yedirmem. Biliyorum oğlum, biliyorum. Hepimiz birbirimize destek olacağız ama aklımızla Rafet'cim. Akıl dediğin nedir baba? Ruhumuzun zinciri değil mi? Öyle mi? Kendine iyi bak babam. Güçlü olacağız. Dimdik duracağız. Yenilmeyeceğiz. Rafet. Gelirken fırından ekmek al oğlum. Kaç tane aldın babacığım? 2. Tamam babacığım. Bırakmayacağım, söz. Selamünaleyküm Tahsin abi. Oo, aleykümselam Rafet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gel bakalım. Mehmet, bize 2 tane kahve söyle oğlum. Geç. Hiç geçmeyeyim abi. Direkt lafa gireceğim. Gel bakalım.
Canımız yandı abi, mağduruz. Kurt kışı geçirir ama yediği ayaz unutmaz, bilirsin. Nereye bağlayacaksın? Şunu diyorum abi, bu meseleyi aramızda kardeşçe çözelim. Sonradan birbirimizi üzecek mevzular olmasın. Birbirimizi üzecek ne olabilir lan, ha? Yani birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım babında diyorum abi. Hani sonra delikanlı adam delikanlı adama arka çıkar. Yani ben sana bir teklif yapmaya geldim. İyi, yap bakalım. Burada 52.500 lira para var abi. Al bunu. Sen yoluna, ben yoluma. Doğru diyorsun. Yani ne diyeyim? Harbi adamsın be Rafet. Sağ ol abi. Aferin ulan. Utandırdın beni. Zaten hiç içime sinmiyordu Rafet. Madem delikanlıca istirhamını anlattın, ben de diyorum ki o zaman sana artık borcun yok. Sen kafanı yorma oğlum. Ben ipoteği de kaldırırım. Hadi güle güle kullan kahvehaneni. Sahi mi abi? Sahi tabii. Bak senetlerde yırtıyorum. O zaman ben gidip babama müjdeyi vereyim. Ver tabii, ver tabii. Eyvallah abi. Güle güle, güle güle. Salak. Kurabiyeler çok güzelmiş. Afiyet olsun. Kayra, bugün neler olduğunu duydum. Babana kızmışsın. Okuldan kaçmışsın. Bak Kayra, babana kızmana hiç gerek yok, tamam mı? Onun suçu yok. Benim işim vardı, gitmek zorunda kaldım. Geri geldim. Bundan sonra öyle okuldan kaçmak falan yok. Çok merak ettik seni. Tamam? Söz ver. Söz. Tamam. Bir de şimdi babana sarılıp öpüp özür dile. Özür dilerim. Afiyet olsun küçük hanım. Sen söylemeden ben gidip üstümü değiştireyim. Hı. Ben burada bekliyorum. Söz. Balla lokma. Onu da içeri götürüyorsun. Hadi fırla. Nasıldım? Ne işte. İşteymiş. Bak burada ne güzel çıkmışız. Bayıldım, bayıldım buna. Değil mi? Bence ama biz güzel çıkmışız. Baban işte. Siz devam edin, geliyorum. Burada mum üflüyorduk, hatırlıyor musun? Merhaba Necan. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Doğum günü kızımız nasıl? Keyfi yerinde mi? Yerinde, yerinde. Merhaba. Merhaba. Ben gittiğini zannediyordum. Ha, bir yanlış anlaşılma olmuş. Kayra da öyle sandı. Annem hiçbir yere gitmiyor. Annem hep burada. Öyle mi? Peki. Tekrar hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Bir şey ikram edeyim sana. Ne istersin? Su. Su içeyim. Su. Tamam, su getireyim ben sana. Anne bak keyfine, geliyorum hemen. Garip kadın ya. Sevimsiz. Dur, ben alırım, dur. Sağ ol. Hayır, sen neden ilk geceden sevgilini çağırıyorsun ki? Hı? Okey, ayrılamıyor olabilirsiniz, birbirinizi çok seviyor olabilirsiniz ama bir gece mola verseydiniz ya. Zaten tam günde sıkıştırdı, beni ayrı soruları sordu. Ne gerek vardı yani şimdi? Anneyi ben çağırmadım, kendi geldi. Ha, bilemiyorum artık ne olduğunu ama ya bana gene deli deli sorular sorarsa? Ya ben gene cevap vermezsem o zaman ne olacak? Hı? Ben bu kadar stres altında çalışamam. Ne gerek var durup dururken ya? Söyle sevgiline, gitsin. Şişt, bir sakin olur musun? Sakinim. Dinliyor musun beni? Dinliyorum. Tamam, bak şimdi bir. Hande ile ilgileneceğim. Hande sana böyle sorular sormaması için
Senin ortalarda gözükmemen lazım. Sen şimdi Kayra'yı al, odasına götür, uyut, tamam mı? Çünkü anne zeki bir kadın. Hadi ya. Ya bir dinler misin? O yüzden yani senin bir açığını yakalarsa, bir hatanı görürse üstüne gelir. O yüzden bizim uyum darbat olacak. Lütfen. Ben zaten hem Serkan'a hem Hande'ye işin doğrusunu anlatacağım. Ama şimdi zamanı değil. Bu mu? Bir bu mu? Vay be, bir çok iyi geldi biliyor musun? O kadar rahatladım ki. Çok teşekkür ederim. İki ne? Çünkü bir dedin iki de olması lazım. Ne iki? Belki iki de daha da rahatlarım. Söylesene. Hande benim sevgilim değil, arkadaşım. Hande ve Serkan benim hem iş arkadaşım hem yakın arkadaşım. Tamam, anladım. Anlaştık değil mi? Tabii tabii, anlaştık. Ben şimdi Kayra'yı uyutacağım. Sen de Hande arkadaşınla arkadaş ne yapıyorsan yaparsın. Annem burada ne güzel sevinmiş. Çok güzel sevinmiş. Tabii böyle deli gibi bağırıyordu etrafta değil mi? Evet, çünkü beni çok seviyor. Mutluluktan deli oldu. Buyur suyun. Zahmet oldu, sağ ol. Yok canım, ne zahmeti. Ya bir tık daha erken getirdim ama bir mesele vardı. Onu konuştuk. Hadi Kayracığım, biz yatalım. Geç oldu artık. Hemen mi yatacağız? Bugün annemle ilk geceyim. Ama balım, annem bir yere kaçmıyor. Sabah yine berabersin. Baban doğru söylüyor. Artık hep buradayım. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Ama bir şartla. Hı. Masal istiyorum. Bence çok iyi fikir. Ben olsam ben de masal isterdim. Ben sana anlatırım masal. Hatta belki baban da erken gelir, bize katılır. Değil mi babası? Tabii tabii, katılırım ben de. İyi, tamam o zaman. İyi geceler de babaya. İyi geceler. Hande teyzeye de. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gel. Resimleri de aldım. Bence sen söyle baba. Senden duysunlar. Tamam tamam. Saniye. Baba. Suna nerede Suna? Suna otelde. Ne oldu? Heh, iyi. Ona müjdeyi ben vereceğim. Sakın bir şey söyleme, tamam mı? Tamam ya. Ne müjdesi, söyle. Söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Kahveyi kurtardık. Ya. Aa, gerçekten mi? Vallahi mucize gibi bir şey oldu ya. Vallahi. Çok iyi ya. Ne oldu ki? İşte abin gitmiş. Tahsin'le konuşmuş. Halletmiş. Ne yapmış? Ne yapmış? Ya gittim yanına bunun. Böyleyken böyle dedim. Bak, bizim sabrımızı da fazla zorlama dedim. Verdim parayı. Çıktım geldim. Hangi parayı verdin? E işte bizim topladığımız parayı. Abi, bizim topladığımız parayı verdin. Ya kızım, toplamadık mı 52.500 lira? Onu verdim işte. Onu verdin. Tahsin ne? Tahsin de aldı. Aldı. Senetleri de gözümün önünde yırttı, attı. Bu iş bitti. Kahve kurtuldu. Çok iyi. Yani o kadar ben şaşırdım. Böyle şok oldum adeta şu an. O kadar doğru bir şey yapmışsın ki abi. Yani şimdiye kadar yaptığı şeyler arasında en doğrusuydu bu. Ben de böyle senin gibi duyunca ilk başta şok oldum. Bak, o Tahsin'e ben başta gıcık olmuştum ama demek ki bak, vicdanlı adammış. Benim o gün orada böyle konuşmam üzerinde etkili oldu demek ki adam. Tabii baba, senin konuşman etkili oldu ama bugün benim gidip masaya yumruğu vurmam da etkili oldu. O kesin çok etkilemiştir. Herhalde seni. Kızım. Çok hakikaten ne kadar vicdanlı, ne kadar dürüst adammış. Saniye, bir su getir kız. Ya bu İtalyanlarla yapacağımız anlaşma bizi çok büyütecek. Farkındasın değil mi? Hakikaten iş mi konuşmak istiyorsun Nejat? Ya neler olduğunu anlatmayacak mısın? Bu evde mi kalacak? Burada. Evet. Nasıl yani? Hani gitmişti? Geri geldi. Kayra için karar değiştirmiş. Nejat'cığım, nasıl güvenip evini alırsın? Ya bunun aklı bir karış havada. Afrika'dayım diyor, sonra birdenbire çıkıp geliyor. Ya ne kadar dengesiz olduğunu göremiyor musun? Nasıl güvenip çocuğunu emanet edersin buna? Anne, bunların ben de farkındayım. Ama Aylin Kayra'nın annesi. Kayra çok mutlu. En önemlisi bu. Akıl alır gibi değil gerçekten. Hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Tuvalete. Aylin Hanım rahatsız olmaz inşallah. Ya aşk olsun, ben ondan mı söylüyorum ya? Hayvanlar toplanmış. Sonra yaşlı ördek sormuş. Vak vak vak. Neden geldin buraya? Vak 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 vak. Dur bakayım. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam.
Ama çabuk gel. Tamam. Alo babacığım. Güzel kızım. Müjdemi isterim. Kahveyi kurtardık. Gerçekten mi? Ay çok sevindim baba. Vallahi ben de çok sevindim Suna. Resmen mucize oldu ya. Neyse sen çalışıyorsun galiba kızım. Ben seni çok tutmayayım. İyi tamam tamam. Ben çok geç kalmayacağım zaten. Çıkınca hemen gelirim. Tamam tamam. Kendini çok fazla yorma tamam mı? Öpüyorum seni. Ben de öptüm. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. Aylin'cim. 2 dakika konuşamadık aşağıda. Kaçar gibi gittin. Evet öyle oldu. Kayra'nın yarın okulu var. Uyuması lazım. Hayat ne ilginç değil mi? Daha düne kadar Kayra'nın uyuyup uyumadığını dahi bilmezken böyle bir anda gelip bu kadar ilgili bir anne olmak senin gibi özgürlüğüne düşkün, önce kendini düşünen biri için eminim çok zor olmuştur. Çok da zor değil aslında. Alışık olmadığın bir düzen tabii. Eğer bunalırsan, sıkılırsan sakın unutma. Ben buradayım. Her zaman yardım isteyebilirsin. Sonuçta böyle çocuk uyutmak falan senin heyecanlı yaşaman için çok uygun olmayabilir tahmin edebiliyorum ama bizim hayatımızın bir parçası oldu artık. Nejat'la benim rutinimiz haline geldi. Nejat'la senin rutinin? Evet sen yokken çok şey değişti. Zor zamanlarda kenetlendik. Birbirimize destek olduk hep. Artık aile gibiyiz. Anladım. Peki aile gibi olduğunuza emin misin? Yani lütfen beni yanlış anlama ama ben daha çok böyle davet edilmeden çat kapı gelen bir kadın gördüm. Hatta Kayra'nın da pek az etmediği bir kadın. Ama olsun hayal gücün çok iyi. Neyse ben artık buralardayım. Sen ne yapsan kendine yeni bir aile mi arasan? Hı? Nejat'cığım ben gidiyorum. Görüşürüz. Nasıl ya? Geç oldu artık. Kalkayım ben de. Ciddi misin sen? Evet. Görüşürüz sonra. Tamam. Sonra yavru ördek evine varmış. Ve mutlu mesut yaşamışlar. Senin uyumaya niyetin yok galiba, hı? Anne, ben önce gene gitmezsin, değil mi? Sabah uyandığında burada olacağım. Söz verdim ya. Fıstıkım, sen hala uyumadın mı? Ama bak, ben de anneni çok özledim. Annelerle babalar birlikte uyur. Değil mi? O zaman uyku vakti. Hadi bakalım anlaştık mı? Anlaştık. İyi geceler. İyi geceler. Arkadaşın gitti mi? Gitti. Bir şey dedi mi benim hakkımda? Yok canım ne söyleyecek? Hı. Bir gelir misin benimle? Nereye gidiyoruz acaba? Ya bir gel. Sonra gelir misin? Ya 2 dakika bir girer misin içeri? Hayri nerede? Gelmeyecek mi? Hayri dışarıda gelir birazdan. Ben bugünlük ona izin verdim. Siz biraz Kayra ile baş başa kalın diye. Ama yarın itibariyle siz nereye ayrı oraya. Oldu o zaman gideyim mi ben artık? Nereye? Kayra öyle hemen uyumaz ki. Biraz bekleyelim. Sonra gidersin. Doğru tamam. Otur istersen. Thank you.
Sabah erkenden gelirim o zaman ben. Ne olur gecikme olur mu? Uyandığında seni görsün. Gelir gelmez yatağa girersin. Ama yani. Ben yatakta olmuyorum. Sabah erkenden koşuya giderim her zaman. Ayrı çarşafları değiştirecek. Rahat rahat girebilirsin. Tamam anladım. Çok fazla detaya gerek yok. Sen olmayacaksın. Kayra ben burada kaldım sancak. Okey. Bu arada bir ara çıkıp senin için alışveriş yapalım olur mu? Hı hı. Kayra uyumuştur bence artık. Gideyim o zaman ben. Nereye gidiyorsun? Yok. Nereye gideyim bu saatte? Sen hala niye uyumadın küçük hanım? Uyuyacağım ama bir kez de kovatınız dedi. Ne olur, ne olur, ne olur? Olmaz öyle şey canım. Olur, olur, olur. Nasıl yani? Hadi gelmiyor musunuz? Geliyor muyuz? Gelin hadi. Gelelim o zaman. Ama hemen uyuyacaksın, söz ver tamam mı? Söz, hemen uyuyacağım. Hayalet gibisin Aylin Hanım. Kimden kaçıyorsun acaba? Birinden mi saklanıyorsun? Efendim Aylin Hanım. Canan, senden önemli bir konuda yardım istemem lazım. Sana güvenebilir miyim? Tabii. Yani çok mutlu olurum, ne isterseniz. Emin misin? Tabii tabii, gerçekten. Yani gerçekten gurur duyarım. Nejat Bey için endişeleniyorum. Doğum gününde görmüşsündür belki, eski eşi geri döndü. Aylin. Gördüm, evet. Bu kadın hiç güven vermedi bana. Nejat Bey'in başına bir dert açacağından korkuyorum. Öyle mi? Ben isterim de yanılmam. Bu yüzden yarın sen onu takip edeceksin. Kayra ileyken neler yapıyor? Tek başınayken nereye gidiyor? Kimlerle görüşüyor? Her şeyi öğren bakalım. Tamamdır Hande Hanım. Sana güveniyorum. Tamam, burada durabiliriz. Buradan dönmeyelim. Ben yürüyeyim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Rica ederim. Ha, bir saniye. Çok pardon. Bu senin. Ay ama yani bu çok teşekkür ederim ama çok pahalı, kabul edemem. Buyurun. Etmen lazım. Telefonun havuza düştü. Her an bozulabilir. Sen Kayra'lıyken sana ulaşamazsam Kayra'yı çok merak ederim. Anladım, anladım. Çok mantıklı, ben niye öyle sandıysam. Tamam, çok iyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Hanım. Sevgili yaptınız herhalde, hayırlı olsun. Kimdi o? Kim kimdi? Ne sevgilisi, ne diyorsun ya? Bana lolo yapma kızım. Saat kaç oldu? Kim bırakıyor seni bu saatte eve? Geç saate kadar mesaiye kaldım. Gel al desen alacaksın sanki. Sen bir ara bakalım. Alacağım belki. Nereden biliyorsun? Alışsın, alışsın ha. Çocuklar ne oluyor böyle bu saatte? Ne tartışıyorsunuz bakayım? Ha? Bir şey yok babacığım. Sunay'a bu saate kadar nerede kaldığını soruyordum. Bir de biri bıraktı da onu. Kim acaba bu saatte onu eve bırakıyor? Onu merak ettim. Baba geç saate kadar mesaiye kaldım. Bir tane iş arkadaşımdan rica ettim. Bıraktı beni eve. Zaten işte nelerle uğraşıyorum. Bir de karşıma gelmiş bu çıkıyor. Hemen mağdura yatma kızım. Ne dedim ben şimdi? Şşş, tamam tamam. Bir bağırışmayın. Bir susun. Tamam. Zaten Suna bize yalan söylemez. Değil mi kızım benim? Evet baba. Ne olduysa anlattım işte. Ben senin utandıracak bir şey yapar mıyım? Biliyorum güzel kızım, biliyorum. Rafet, oğlum bir daha bak böyle kardeşine bağırdığını, çemkirdiğini duyarsam kalbini kıracağım senin, bak ona göre ha. Tamam babacığım. Heh. Hadi, çok geç oldu saat. Hadi bakayım herkes yatağına. Hadi, hadi. Suna, hadi kalk. Uyuyorsun hala, erken kalkacağım diyordun. Çalmadı değil mi? Çalmadı da. Ne bileyim, duymadım ben. Hadi kalk, acele et. Ay çalmadı tabii ya. Ben bunu pirince yatırdım. Pirinç kaçtı içine. Gitti telefon. Nezat Bey beni öldürecek. Nezat Bey beni öldürecek. Bu çok iyi. Rafet, kalk hadi. Babam çayı demlemiştir, çabuk. Geldik be, bağırma. Acele et, acele hadi. Kızım dur bir yüzümüzü yıkayalım ya, Allah Allah. Nereden çıktı o telefon kız? Kim verdi sana? Ben kendim alamaz mıyım abi? Nasıl alacaksın kızım? Kim bilir kaç paradır o? Şirkete verdiler, herkeste var. Sadece bende yok. Hem sen dün gece yarısı gelmedin mi? Nereye gidiyorsun sabah sabah? Rafet, uğraşma şu kızla ya. Vallahi artık bomba şikayet edeceğim seni ha. Suna, bana bak dikkat et olur mu? Vallahi aklım sende kalıyor. Bu da şüphelenmeye başladı zaten. Bir sürü şey sorup duruyor. Vallahi kıyamet kopar. Ablam erken gel. Tamam. Aklımı sende bırakma tamam? Tamam. Hadi bay. Allah'ım sen kardeşimi koru. Domates. Bizim acaba krepler... Anne, sabah sporun bitti mi? Ben sana birlikte koşalım demiştim. Bak geç kaldın kahvaltıya. Ben koştum bayağı, evet doğru. Günaydın. Günaydın. Ay. Demek ki bundan sonra daha erken koşmaya başlayacağız, değil mi? Tabii, erken yatsaydık, erken kalkabilirdik. Evet, benim çıkmam lazım. Veda buluşuşu. Baba. Efendim? Annemi de. Tabii canım. Evet. Yaramazlık yapmak yok, anlaştık. Anlaştık. Hayır. Hayatım bir saniye bakar mısın? Tabii hayatım. Baba. Bir daha sakın geç kalma. Keyfimizden geç kalmadık herhalde. Hep böyle mi olacak? Hayır. İyi. İyi. Kayra'yı Hayri ile birlikte okula bırakırsınız. Yine Kayra'yı Hayri ile birlikte okuldan alırsınız, tamam mı? Hı hı. Suna. Hı. Bunu dikkatlice okumanı istiyorum. Bu ne? Mektup mu yazdın bana? Evet, mektup yazdım. Ay çok tatlısın. Sen geç kalınca dikkat etmen gereken şeyleri böyle bir kağıda yazdım mecburen. Ha, geç kaldığımı vurguluyoruz yani gene. Neyse, olan oldu artık. Dikkatlice oku, tamam mı? Tamam, dikkatlice okuyacağım. Bir daha söyleyeceğim mi? Her şeyden önemlisi Kayra'nın fıstığa alerjisi var. Ha, öyle mi? Evet. Ya, ne olur ne olmaz sen muhakkak Kayra'nın çantasını yanına taşı.
Gerçi Hayri hep yanınızda olacak. O böyle şeyleri atlamaz ama senin de aklında olsun. Kayra'nın çantası muhakkak yanında olsun. Tamam, çanta yanımda muhakkak. Benim şimdi bir iş organizasyonum var. Oraya gidiyorum. Kayra uyumadan gelmeye çalışacağım ama sen işin bitince gidersin. Kayra uyuyunca demek istedin herhalde. Kelimelere takılma. Ciddi bir şeyden bahsediyorum. Şuna hafife alma şu işi. Ya biz apar topar bir şey kalkıştık. Lütfen. Elimizi yüzümüze bulaştırmayalım. Ya tamam tamam. Benden yana sıkıntı olmaz. Merak etme. Bir sıkıntı olursa beni ararsın. Telefonum açık. Ay tamam. Lütfen dikkatli ol. Lütfen dikkatli ol. Uyuz ya. Uf. Babacığım çayı demledim. Hah sağ ol kızım. Rafet Uğur abine yardım et bakayım. Hadi. Tamam babacığım. Gel bakayım. Gel gel. Bizim bu suna sevgilim falan mı yaptı? Bak bir şey biliyorsan söyle sakın. Dili dili konuşma, beni deli etme ya. Ya kızın sevgili yapacak zamanı mı var abi? Evde mi şey? İşte nereye gidip geliyor kız ya? İş yerinden sevgili yaptı o zaman. Baba! Şşt kız sus, tamam bir şey demedim, sus tamam. Rafet! Babacığım! Oğlum nereye gidiyorsun, hayırdır? Ya baba Uğur abiyle masa falan kaldırdık ya, biraz belim ağrıdı, eve gideyim bir dinleneyim diyorum. Yani. Rafet! Burada bu kadar insan çalışırken hiçbir yere gidemezsin oğlum. Geç işinin başına. Ayıp oluyor ama baba. O kadar dükkanı kurtardık ama değil mi? Rafet oğlum sen iyi misin evladım? Böyle bir hafıza problemi falan yaşamıyorsun değil mi benim güzel çocuğum? Oğlum biz dükkanı kimin yüzünden kaybettik şimdi? Konuşturma beni. Dağıt şu çayları. Dağıt. Beline başlatma şimdi. Tamam babacığım. Millet bir çay molası verelim. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Eyvallah, açık çay istemeyin, kalbinizi kırarım. Kemerini bağla, tamam mı? Unutma. Sürekli etrafımda mı dolaşacaksın? Elimi de tut istersen. Seni bu gariple yalnız bırakacağımı mı sanıyorsun? He? Sen kendi çocuksun. Senin başına da bir büyük lazım. Ha büyük de sen misin? Evet benim. Fırsatçı. Ne? Fırsatçı mı dedin sen bana? Ha fırsatçı dedim. Değil misin? Sen çok iyi tanıyorsun çünkü beni. Seni tanımama gerek yok ki. Ben senin gibilerin ciğerini bilirim. Aa ciğerimi biliyorsun. Sakatatçısın o zaman. Böbreğimi falan da biliyor musun? Çayın altını kapattın mı sen? Ben kapattığını hatırlamıyorum çünkü. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyorsun. Estağfurullah. Çantayı ver bana sen. Şey anahtarı da ver. Niye? Klimayı falan açarım. Hazır mısın? Ne yapacağız? Kaçacağız. Biliyor musun ben de her zaman hayırdan kaçıyorum. Çok iyi o zaman. Çak. Hadi gidelim. Var. Yaz okulu tabii, yazın olması normal. Ama işte gitmek istemiyorum. Seninle vakit geçirmek istiyorum. Ay vallahi sen de haklısın. En azından bizim zamanımızda yaz tatili vardı. Bak sen ne diyeceğim. Okulunu arayalım. Biz anne kız birbirimizi çok özledik. Biraz vakit geçirmek istiyoruz diyelim. Ne dersin? Gerçekten mi? Olur. Dur bakayım şu listede öğretmenin numarası olacaktı. Nereye gidelim? Nereye istersen. Yaşasın. Kaçta orada olacaklar? Anladım.
Tamam, organizasyonla ilgili hiçbir problem istemiyorum. Her şeyi iki defa kontrol edin. Ben size döneceğim sonra. Söyle Canan. Hande Hanım haklısınız sanırım. Çok garip şeyler oluyor. Aylin Hanım Kayra'yı evden kaçırır gibi çıkardı. Şimdi de okula doğru gidiyorlardı ama sapağı kaçırdılar. Nereye gidiyorlar bilmiyorum. Canan sen sakın peşlerinden ayrılma, takipte kal. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Günaydın. Günaydın. Tekne partisiyle ilgili bir sorun yok değil mi? Yok yok, ben her şeyi hallettim, sorun yok. Güzel. Dün gece biraz gerildik mi? Hayır, sorun yok. Şu düşündüğümüz yeni modellerle ilgili birkaç şey karaladım. İşin yoksa baksana. Tamam, geliyorum birazdan. Odamdayım. Hadi çık bakayım. Yürü. Zürafaların boyu buraya mı kadar gelir? Yok, zürafalar çok uzunlar. O zaman ben de şuraya kadar çıkarım. Çık bakalım hadi. Çok yukarı çıkmadı mı çocuk? Ya. Çıktım ya. Tamam Kayra, sen artık zürafalar kadar oldun. Hadi in bakalım aşağı. Tamam. Hadi bakalım. Yavaş yavaş in, tamam mı annem? Tamam. Ay. Ah, ne oldu? Kanadı, dizin kanadı. Hemen geçer. Geç. Ah, acımıyor mu? Tamam, gel sana yere bandı bulalım, tamam? Tamam, gel. Tamam. Yere bandı bulalım. Ama hiç acımıyor değil mi? Hiç acımıyor. Tamam, hadi gel. Teşekkür ederim. Al bakalım. Ben senin yarını halledeyim şimdi. Süper. Hepsini yiyebilir miyim? Yiyebilirsin ama yavaş yavaş ye. Sonra babanla papaz olmayalım ilk günde. Merak etme anneciğim. Uzun pantolon giyerim. Babama da bir şey söylemem. Kavga etmemişsin. Her şeyi yaparım. Biz kavga etmeyiz. Sen merak etme. Hangisini yesem? Bunu mu? Şunu mu? Şunu mu? Ya karar veremiyorum. Hangisini yiyeyim? Sen de benim gibi tatlıcısın demek. Bak ne yap biliyor musun? Bak ben sana hazırlayacağım. Bunu tut elinde. Tuttum. Bunu alıyorsun. Tamam. Bunu kırıyorsun. Sonra bunu böyle batırıyorsun. Aç ağzını bakayım. Uf. Nasıl? Değil mi? Yaşasın. Fıstıksız dondurma. Fıstık fıstıkı yiyemez. Aa kız, ben onu unuttum. Senin listeyi okumadım ben. Anneciğim, telefonundan oyun oynayabilir miyim? Al al. Yaşasın. Babam bu oyunları oynamama izin vermiyor. Bu ne biçim liste? Bu kadar uzun liste mi olur ya? Her şey yazmış. Aa, sıkıldım. Üçüncü de sıkıldım. Tam lazım alayım. Ay, ben de daraldım. Birazdan soğuk bir şeyler almaya gideriz, olur mu? Hadi bakalım. Canımı çektirdin. Evet. Ay Hande Hanım, bu kadın ne biçim anne, ben anlamadım. Ne demek şimdi bu? Ne oldu? Her şeyi çabuk anlat. Ciddi misin? Kayra iyi mi peki şu anda? Emin misin? Gözünle gördün mü? Hande Hanım, bir sürü video çektim. Bir de bir sürü fotoğraf çektim. Hepsini göndereceğim ben size. Neredesiniz şu anda? Siz buraya mı geleceksiniz? Hayır ama kimin geleceğini iyi biliyorum.
Sen sakın hiçbir yere ayrılma. Şu İtalyanlarla imzayı patlattıktan sonra bir de Roma gezisi yaparız. Olabilir. Kayra'yı da alırız. Süper olur. Aylin de geliyor mu? Ne Aylin'i ya? Bahsetmedin mi Necat'cığım? Aylin geri dönmüş. Bu sefer kalıcı olarak. Şaka yapıyorsun. Oğlum kafam meşgul. Şu engameyi atlatıp anlatacaktım sana. Enteresan. Yani gittikçe böyle sırlarla dolu bir insana dönüşüyorsunuz Necat Bey. Endişelenmemiz gerektirecek bir şey var mı? Yok birader. Zaten bir anda gelmeye karar verdi. Bir süre burada kalacak. Bu. Şimdi nerede peki? Evde mi? Hadi canım, bir de sende mi kalıyor? Serkan, Aylin Kayra için geldi ya. O yüzden ben de kalıyor müsaade edersen. Kayra'yı okula bırakacaktın. Evdedir herhalde. Emin misin? Yani bana biraz başına buyruk biri gibi geldi. Benim bir görüşme yapmam lazım. Konuşuruz. Kayra, beni aramışsın. Aradım da daha ne zaman aradım Necat Bey? Hem de kaç defa aradım sizi. Bu kız kaçtı. Arabayı aldı kaçtı. Kayra da yanında. Ne demek kaçtı ya? Elim ayağım titriyor şu anda var ya sinirden. Tamam, kapat ayrı. Aa, telefon çalıyor. Yok, açma. Alo? Kayra? Baba? Kızım neredesin sen? Bugün okula gitmemişsin. Bugün okula gitmekten vazgeçtik. Annemle Hayri'yi ektik, gezme günü yaptık. Tamam, benim annenle konuşmam lazım. Telefonu verir misin ona? Tamam. Seninle konuşmak istiyor. Alo? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Çabuk Kayra'yı okula götür, çabuk. Ama biz biraz uzaklardayız. Biz gidene kadar okul bitmiş olur. Bak, biraz uzaktayız diyor. Konum at bana çabuk, konum. Babam kıstı mı sana? Olsun bir tanem, önemli değil. Ne oldu canım? Hande Hanım, çok acayip bir şey oldu. Necat Bey geldi. Evet ama çok sinirli görünüyor. Ne yapıyorlar şu anda? Şu an arabaya doğru gidiyorlar. Tamam, yaklaş, her şeyi kaydet. Çok fazla yaklaşmasam olur mu? Sonra Necat Bey görürse işimden olurum. Dediğimi yapmazsan işinden olursun. Hadi. Tamam. Hey bakalım kafayı. Hoppa. At. Fıstıkım, benim biraz annenle konuşmam lazım. Sonra geleceğim. Anlaştık mı? Annemin hiçbir suçu yok. Annemi kısacak mısın? Hayır bir tanem. Sadece konuşacağız. Senin dizin acıyor mu? Hiç acımıyor. Tamam. Geliyorum hemen. Hani senden yana sorun yoktu? Ha? Bu ne şimdi? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Biz seninle böyle mi anlaştık Suna? Ya çocuk yaz kış okula gitmekten bunalmış. İki dakika çıktık eğlendik. Ne var bunda ya bu kadar? Ya sen hala işin ciddiyetinde değilsin. Bundan sonra başına buyruk işi yapmayacaksın. Eğer bir oyun oynuyorsak buna inanması gereken Kayra. Sen değilsin. Biliyorum, farkındayım herhalde onun. Biliyorsan ona göre davranacaksın. Ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Bana soracaksın. Ya sen 200 bin lira verdin diye sürekli böyle bağırıp çağıracak mısın bana ya? İşini düzgün yaparsan bağırmam. Tamam. Güzel. Nereye? Arabaya. Aylin'in arabası burada mı kalacak? Fıstıkım, ben gidiyorum. Veda buğsesini siparişle mi istiyoruz? Küçük hanım. Tekneye mi gidiyorsun? Çok önemli bir toplantım var demiştim ya sana. Biz neden gelmiyoruz? Söz, bir dahakine birlikte gideriz, olur mu? Annem hala gelmedi. Hayri konuşmuş. Evi bulamamış ama
Birazdan burada olacak. Hayri neden aradı? Sen neden aramadın? Küstünüz çünkü. Hayır, küsmedik. Öyle denk geldi. Ben de arayabilirdim. Veda bu sese. Hadi sen de yatma. Git duşa gir artık. Marş marş. Merhaba, iyi günler. Suna Hanım'a bakmıştım da. Tabii hemen yardımcı olayım. Hangi odada kalıyordun? Yok, odada kalmıyor. Burada çalışıyor kendisi. Ben yeni başladım. İsimlere tam olarak hakim değilim de kusura bakmayın. Nasıl yapalım? Buyurun, ben yardımcı olayım. Derya Hanım, beyefendi Suna Hanım'a bakmıştı da personelimizdenmiş. Suna diye biri çalışmıyor artık burada. Nasıl çalışmıyor canım? Burada çalışıyor olması lazım. Uygunsuz davranışlarından dolayı işine son verildi. Uygunsuz davranışlar mı? Nasıl uygunsuz davranış? Siz bir yakını falan mısınız? Yok canım. Biz Balkan göçmeniyiz zaten. Ben bunun kimliğini buldum yolda. İnsaniyet namına buraya getirdim. Ben en iyisi onu karakola götüreyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vay be Suna. Sen akşam eve gelirsin. Ben sana gösteririm. Oo, Aylin Hanım, geldin mi? Yo, gelmedim. Gelmiş gibi görünüyorum. Oh, karma değilsin. Beter ol inşallah. Nasıl? Fırça yerinde mi? yedim. Kına yakarsın. Terbiyesiz. Kına yakarmışım. Babam benim yüzümden sen çok kızdı, değil mi? Olsun canım, önemli değil. Biz ne güzel eğlendik, değil mi? Ben babamı biliyorum. Gelip senden mutlaka özür dileyecektir. Baban özür dileyecek. Evet. Ne zaman beni üzse hep gelip benden özür diler. Eminim ki gelip senden de özür dileyecektir. Ay, hiç sanmıyorum ama sen öyle diyorsan. Çok da güzel topladık. Hadi gel aşağı inelim. Hadi bakalım. İn aşağı. Anne sen in, ben geliyorum. İyi tamam, hadi. Hayri olmaz. Serkan amca olmaz. Hande olmaz. Ayşe abla evet. Alo? Ayşe abla, benim Kayra. Kayracığım, bir şey mi oldu canım? Sen hani annemle bize araba gönderecektin? Ne oldu, unuttun mu yoksa? Babam bana öyle bir şey söylemedi canım. Bir hata oldu herhalde, unuttu söylemeyi. Sen hemen arabayı gönder, ben babama bir şey demem. Annemle de konuş, çok iyi olur. Biz hazırlandık, arabayı bekliyoruz. Tamam canım, hemen aracı ayarlayıp arıyorum sizi. Daha ilk günden bir çuval incirin içine ettiğin. Sen kendi işine bak. Benim işim sensin bundan sonra. Gözüm üstünde olacak. Ben bakarım. Benimle uğraşırsan sen kaybedersin. Göreceğiz. Az koy, az. Yemek için onlar. Ayşe abla seninle konuşmak istiyor. Ayşe abla? Babamın asistanı. Alo? Aylin Hanım, çok özür dilerim. Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Çok mahcup oldum size. Tamamen benim hatam. Aracınız 15 dakika içinde hazır olacak. Tekne kalkmadan yetişeceğinizi umuyorum. Necat Bey mi gönderdi aracı? Ben sana demiştim babam. Senden özür dileyecek demiştim. Peki tamam, teşekkürler. Tekneye gidiyoruz değil mi? Tekneye gidiyoruz. Ha? Oley! O zaman hadi üstümüze giyinelim. Hoş geldiniz.
Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Nasıl halledeceğim ben bunu şimdi ya? Ayşe, ne oldu, bir şey mi oldu? Ya az daha büyük bir pot kırıyorduk. Yemin ediyorum hiç hatırlamıyorum, tamamen aklımdan çıkmış. Gerçi bence Necat Bey bana söylemeyi unuttu da. Neyse, ben şimdi halledeceğim. Neredeyse Necat Bey'in karısı Aylin Hanım'ı aldırmayı unutuyordum. Aylin mi geliyor? Evet. Yaklaşıyoruz. Yavaş, bekler bizi, gitmez. Dur. Ya. Topukluyla koşturuyorsun beni, dur. Baba. 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 Fıstıkım. Ne yapıyorsun sen burada? Nasıl geldin? Annenle geldim. Annenle mi? Hı hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel buradaymışsın artık. Evet, öyle oldu. Che questa bella bambina? Güzel kız bakayım. Gel bakalım fıstıkım, seni iş ortağımla tanıştırayım. Bu güzellik benim kızım. Mesela sua filha, Kayra. Ha. Hello, my name is Kayra. Nice to meet you. Roberto, very nice to meet you. Kayra'nın annesi, Aylin. Questa è la sua moglie, la madre di Kayra. Ha, sei molto bella. Grazie, bello. Parli italiano? Sì, un po'. Serkan amcan seni soruyor, çok özledi galiba. Bak bakalım bir. Evet, sürekli seni soruyorum. Sen de beni soruyorsun, değil mi? Bir saniye bakar mısın? Tabii. Excuse us. Of course. Oğlum. Bu ne hal? Ne yapıyorsun? Bugün Sunan'ın çalıştığı otele gittim baba. Uygunsuz davranışları nedeniyle işten kovulmuş. Utancımdan yerin dibine girdim. Ne yapıyor bu kız? Ne diyorsun oğlum sen? Doğru mu bu? Doğru tabii baba. Bunlar bir işler çeviriyorlar. O saniye de işin içinde. Adım gibi eminim. O ne baba? Bir şey değil. Sen herhalde normal değilsin ya. Bilerek mi yapıyorsun? Ne işiniz var burada? Ne diyorsun ya? Normal olmayan sensin. Çağırdın geldik. Azarlanacağımı bilsem gelmezdim zaten. Çağırdın geldik mi? Ben mi çağırdım sizi? Evet, asistanını aradı. Bir araba gönderiyoruz dedi. Ben de özür dileyeceksin falan sandım. Ne bileyim. Ayşe sizi aradı, öyle mi? Evet. Sizi araba çağırdı. Aynen, Ayşe'yi de adı öyle dedi. Biz de çıktık geldik. Ne bileyim ben ya, yeter gideceğim ha. Tamam, ben işin aslını öğreneceğim. Seninle konuşmamız daha bitmedi. Ay konuş ya, lütfen konuş. Anca konuşuyorsun zaten. Hadi çekilebilirsin önümden. Neyse, kalın burada. Gözün kayrın üzerinde olsun. Dikkat çekmemeye çalış. İyi, kalın burada diyor ya. Yok, yüzecektik. Ayşe, baksana. Doğum günü hediyeleri nasıl? Güzel.
arkadaşımın en sevdiğim Legom vardı. Güzel. Ona araç göndermem gerektiğini unuttuğunu söyledi. Ben de... Böcek? Sen yine yaramazlık mı yaptın? Evet. Annen nerede? Bilmem. Yanlış bir şey mi yaptım Necat Bey? Yani ben... Ya ben gerçekten sandım ki siz... Yok yok yok, sendik bir şey yok. Ben anladım durumu. Tamam Necat Bey. Sen insanlarla ilgilen. Gel bakalım böyle. Evet küçük hanım, seni dinliyorum. Kızacak mısın bana? Ben sana kolay kolay kızmam biliyorsun ama beni çok zor duruma düşürdün. Niye yaptın böyle bir şeyi? Annem gidecek diye korktum. İyi ama biz annenle konuşup anlaşmıştık. Anlaşmadım. Annemden özür bile dilemedin. Annem azıcık sevinsin diye ben de böyle yaptım. Onun suçu yok. Benim suçum. Ona kızma. Bana kız. Anlaşıldı. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk Saniye. Gel bir otur bakayım kızım. Gel. Oturun babacığım. İyi misin? Kızım, siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok baba. Estağfurullah. Ne saklayacağız? Suna sabah evden çıkıyor, gecenin bir yarısı geliyor. Sen kardeşini korumak için işte çok yoruluyor baba, çok çalışıyor falan diyorsun. Siz bana yalan mı söylüyorsunuz kızım? Bu fotoğrafın Suna'da ne işi var? Ha? Bu fotoğrafın çekildiği dükkanın bir sürü çizimini yapmış Suna. Ya baba. Aslında Suna sana sürpriz yapacaktı da. Sen şimdi böyle her şeyi bulunca ben anlatayım o zaman sana. Baba. Suna annemlerin muhallebicisini bulmuş baba. Hani sizin şu tanıştığınız muhallebici var ya, sen hep anlatırsın. Hı. Onu bulmuş, orayı böyle elden geçirecekmiş. Böyle eskisi gibi kocaman muhallebici yapacakmış. Ya öyle istiyordu. Ama sonra işte abim böyle işleri çıkınca o iş öyle kaldı. Suna bu dükkanın sahipleriyle iletişime geçmiş mi? Geçti geçti tabii. Hatta çok istiyorlardı Suna'ya vermeyi. Ya aslında sürpriz olacaktı. Ben böyle her şeyi anlatıp mahvettim gibi oldu. Suna nerede şimdi? Otelde. Sen konuştun mu bugün kardeşinle? Otelde olduğuna emin misin? Otelde baba, evet konuştuk. Hatta görüntülü falan konuştuk yani. Bayağı gördüm gözlerimle. Saniye, niye yalan söylüyorsun bana? Abin otele gitmiş, her şeyi öğrenmiş. Suna işten kovulmuş. Şimdi bana ne biliyorsan anlatacaksın, tamam mı? Suna nerede? Burada bayağı bayağı tartışıyorlardı. Yaklaş demedim mi kızım? Sana hiçbir şey duyulmuyor. Siz söyledikten sonra yaklaştım ben de. Ya sen bana 200 bin lira verdim diye sürekli bağırıp çağıracak mısın ya? 200 bin lira mı vermiş ona? Niye? Bilmiyorum ki. Devamı nerede bunun? Devamı yok. Çünkü o sırada telefon elinden düştüm ve az kalsın yakalanıyordum. Ben de çekemedim. Demek Necat bu kadına 200 bin lira verdi, öyle mi? Kızım, 3 ay diyorsun, 3. Ay ne yapayım, mecburdum. Ne yaptıysam kahveyi kurtarmak için yaptım Burcu. Bilmiyorum Suna, hiç aklıma yatmıyor bu iş. Bir dakika, onlar fıstıklı mı? Bilmiyorum. Neyse, kilitli bir şey olmaz. Niye gülüyorsun? Şimdi küçücük kız senin asistanını aradı, kafaladı, öyle mi? Maalesef öyle. Ya bu çok fena bir şey oldu iyice. Ne yapacağım ben bunu bilmiyorum ki. Ben de hiç bilmiyorum vallahi. Necat Bey,
gülebiliyor musun? Biz aslında gülmeyi seviyoruz ama sana o yüzümüzü gösteremedik maalesef. Vallahi zamanımız daralıyor. Kaldı 89 gün. Artık bu süreçte ne kadar gülersiniz, ne kadar gülmezsiniz bilemeyeceğim. Suna. Sağ ol. Sen keyfine bak, işlerine ilgilen. Ben Kayra'yla ilgileneceğim. Siz de partinin keyfini çıkarın ama, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Burcu, Kayra'yı gördün mü? Burada bir yerdeydi ama. Aylin Hanım, her şey yolunda mı? Ha, yolunda yolunda. Kayra'yı gördünüz mü acaba? Görmedim. Allah Allah, nereye gitti ki bu? Kayra? 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 Kayra, ne yap, ne yapıyorsun? Nere? Kayra? 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 Yardım edin! Kayra! Ne oluyor? Neşat Bey! Kayra! Kayra, bir şey yok Kayra! Kayra! Kayra, uyan ne olur Kayra! Yardım edin! Ne olur yardım edin! Kayra! Kayra, uyan ne olur Kayra! Kayra! Yardım edin! Ben geldim de böyle yatıyordu. Ne oldu sana? Bir tane. Yardım edin! Doktor! Doktor! Fıstık yemiş. Çabuk Kayra'nın çantasını ver. İçinde alerji ilacı var. Çabuk! Çanta arabada. Arabada mı? Ne demek arabada? Ben sana hiçbir zaman yanından ayırma demedim mi? Ben çok özür dilerim. Ben vallahi unuttum. Çok özür dilerim. Yanımda az. Dur kızım. Kızım. Hani fıstık fıstığı yemezdi? Unuttun mu yoksa? Unutmadım aklım da. Fıstık fıstığı yiyemez. Evet. Aşkım çok korkuttun beni. Çok korkuttun. Çok korkuttum beni de. Biz biraz hava alalım. Gel aşkım. Çok özledim seni. Bu akşam seni kimseye bırakmam. Ben masal okuyacağım sana, tamam mı? Anneciğim üzülme artık. Uyuyacağım, uyanacağım. Yarına hiçbir şeyim kalmayacak. Tamam canım. Geceler. İyi geceler. İyi geceler balım. Bana ben küçük değilim okur musun? Tamam, onu okuyalım. Aa, en sevdiğim hikaye. Resimlerine bakacağım mı? Evet. O zaman şöyle okuyalım. Neşat Bey, ne desem boş. Biliyorum, ben çok özür dilerim. Özür dileyince her şey halloluyor mu? Olmuyor, biliyorum. Sana yazdığım notları okudun mu?
Bana doğru söyle Suna. Sana 20 tane alt alta madde yazdım. Okudun mu? Yani şöyle bir baktım. Şöyle bir baktın öyle mi? Ben sana kızımı emanet ettim. Senin gibi vurdum duymaz. Sorumsuz birine kızımı emanet ettiğim için kendimden utanıyorum. Ne de sen haklısın. Daha bir gün oldu. Kızım neredeyse ölüyordu. Öyle söyleme ne olur, ben gerçekten çok özür dilerim. Hata yaptım. Sayende erkenden anladım bunu. Sağ ol. Hadi git buradan. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Çık hayatımızdan.